Şimdi yine çocuk öğelere özel bir hizalama özelliğinden bahsedeceğiz. Nedir bu? Bir öncekinde grow'u gördük. Hızlıca bunları bir kaldıralım. Şuradan kaldırdık. Şimdi öğelerimizi kapsayıcıda dikey ve yatay olarak hizalamaları daha önceki derslerimizde görmüştük hatırladığınız gibi. Bundan hariç olarak bir kapsayıcının içinde bir öğeyi farklı şekilde hizalamak istersek bunun için align self dediğimiz bir özellikten faydalanacağız. O zaman şöyle yapalım. Öncelikle yine kullandığımız kapsayıcıya bir hizalama işlemi yapalım. Daha sonra yeni öğreneceğimiz özellikle beraber bunu kullanmayı görelim. Tabii öncelikle şeyimizin height değeri 100 VH yapmıştık daha önce. Yine bu şekilde oluşturalım. Daha sonra ne diyecektik? Ne diyorduk? Align items diyorduk dikeyde hizalamak için. Şöyle yaptık. Align items center dedim. Şöyle gördüğünüz gibi ortaladı. Bir de justify content diyorum. Yatayda da hizalamak istiyorum. Buna da center dedim. Ortaladım. Peki 2 numaralı öğemi ben buradan 2 numaralı öğemi yukarıdan hizalamak istiyorum. Yani yukarıya yapışık olsun, diğerleri ortalık kalsın istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekecek? Geleceğim buraya. Mesela bir tane özel top dedim. Sınıf tanımlıyorum. Buna align self dedim. Alabileceği birkaç tane değer var. Bunlardan bir tanesi flex start diyorum. Ve 2 numaralı öğeme gelip top sınıfını ekliyorum. Gördüğünüz gibi diğerleri ortalı ve aşağıda kaldı. Sadece belirttiğim sınıflı öğe yukarı doğru çıkmış oldu. Bunun da kendi alabildiği değerler var. Pardon, oradan değil. Flex start dersem yukarı doğru hizalama yapar. Flex end dersem aşağıya hizalar. Center dersem ortada kalacak yine. Yine aynı şekilde baseline dersem hatırlarsanız yazılarla alakalı bir şeydi ama yukarıdan başladığı için start noktasındaki baseline yani fontun alt çizgisinden itibaren diğer öğelerle beraber hizalama yapıyordu. Ve bir de stretch vardı. Stretch diye yazılıyor. Gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıya ekranın yani viewport'un yüksekliği kadar bir alana kendini yayarak bu şekilde hizalama yapabiliyoruz. Çok farklı tasarımlarda değişik öğeler kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi mesela ortadan bir çizgi olarak çekip iki noktadaki farklı şeyi karşılaştırmak için de bu tarz bir tasarım kullanılabilir. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Gördüğünüz gibi kapsayıcının içindeki öğeyi de tekil olarak hizalama işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi bir sonraki dersimize hemen devam edelim.